Fehmi Koru, Yunanistan sorunu Akdeniz'den Ege'ye taşıma hazırlığında. Savaş ihtimali büyüyor. Balkan yani Kosova kökenli olduğuma verin. Ne zaman savaş sözcüğünü akta getirecek gelişmeler yaşansa huzurum kaçar. Son 150 yıl içerisinde tarafa haline geldiğimiz ne kadar savaş çıkmışsa hepsinde kaybedenler arasında yer aldığımızı bilirim tek istisna olarak 74 Kıbrıs çıkartmasını hatırlatacaklara ancak yarım hak verebilirim. Savaşlar silahların susmasıyla sona ermiyor çünkü. Kıbrıs'ta hala sonuç belli değil. Şimdi yine öyle bir dönemden geçiyoruz. Güneyimizde Irak ve Suriye'de askerlerimiz var. Uzak komşumuz Libya'da askerlerimiz bulunuyor. Doğu Akdeniz'de bayrak dolaştıran gemilerimiz her an bir çatışmanın parçası haline dönüşebilirler. Türkiye yalnız. Her zaman olduğu gibi ülkemiz karşısında cepheler oluşuyor. Irak'ın yeni başbakanı soluğu Washington'da aldı. Suriye arkasında Rusya'nın varlığını hissediyor. Libya'da Rusya yanına Mısır aldı, bize kafa tutuyor. Yunanistansa Fransa, İtalya ve Mısır'la Akdeniz'de askeri tatbikat yapıyor. Türkiye ülkemiz kah ABD'ye, kah Rusya'ya güveniyor. Doğu Akdeniz'deki hak iddialarının gerçekçi olduğuna Almanya'yı inandırmaya çalışıyor. İsrail'de her ittifakta Türkiye'nin karşısında. İşin gerçeği Türkiye tarafı olduğu bütün uluslararası ihtilaflarda yalnız. Kendilerine hami bulan karşı taraflar bu yalnızlığımızı aleyhimize kullanmak için alesta bekliyor. Endişem şu, birinden birinin çıkaracağı kıvılcım dört bir yanımızı ateşe döndürebilir. Bunun için fırsat kollayan, zamanın olgunlaşmasını bekleyenler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım kamuoyumuz dışarıya dönük politikayı, meydana gelen gelişmeleri tek taraflı izliyor. Bizim gazeteler konuya hamasi yaklaşıyor ve ver mehteri havası hepsine hakim. Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı, Yunanistan'ı istediğimiz anda hizaya getirebileceğimizi düşündüren bir anlayış insanları etkisi altına alıyor. Acaba öyle mi? Çoğu kez iyimserliğin baskın çıkıyor ve hemen her ihtilaf alanında Türkiye'nin nihai amacının karşılıklı çıkarların görüşüleceği bir masanın kurulmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Kimsenin toprağında gözümüz yok gibi, biz oralarda petrol için bulunmuyoruz gibi, Yunanistan tek başına Akdeniz'in sahibi olma hülyasını bıraksın, ortak çıkarlar istikametinde iş bölümü yapalım gibi açıklamaları bu yolda yorumluyorum. Umarım yorumum doğrudur. Yunanistan savaş ister gibi. Yunanca bilmediğim için o dilde çıkan gazetelerde neler yazıldığını bilemiyorum. Ancak önemli haber ve yazılarını ülkesinde satılan New York Times'a 4 sayfalık İngilizce ek olarak sunan Katimerini gazetesini sıkı takibim altında tutuyorum. Muhafazakar çizgide bir gazete bu. Zaten kaba milliyetçinin hüküm sürdüğü Yunanistan'da savaşsa savaş anlayışını manşetlerinden duyuruyor. Gazetenin Tom Ellis imzalı baş yazısının başlığı dün Yunanistan korkmuyor güçlü. Seninki kanlı ve akılcıydı. Manşetinden de bir gün önce İtalya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasını onaylayan Yunan parlamentosunu, dün Mısır'la imzalanan aynı amaçlı yeni bir anlaşmaya görüşüp onaylayacağını duyuruyordu Katimerini. Haberler ve yazıları bir de hoş olmayan karikatürle desteklemişler. Alo, dünya lideri konuşuyor diyor Trump. Erdoğan, evet Akdeniz lideri de burada diye mukabele ediyor. Bugünkü Katimerini'den. Dikkat edilmesi gereken yeni bir gelişme gazetenin manşet haberi içerisine gömülmüştü. Yunan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis parlamentoya yeni bir yasa sunma hazırlığındaymış. Yunanistan'ın Ege denizindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkaracak bir yasa. Mitsotakis bunun Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesiyle uyumlu bir girişim olacağını söylemekte. Akdeniz'de iki ülke arasındaki itilaf Yunanistan'ın oradaki kara sularını 12 mil olarak açıklamasının bir sonucu. Yunanistan şimdi daha önce kaçındığı Ege denizindeki kara sularını da 12 bine çıkardığı takdirde ihtilaf dev boyutlara ulaşacak demektir. Yunanistan'a ait sayısız küçük adanın kara suları 12 olunca Türkiye'nin nefes borusu tıkanır. Mavi Vatan projesiyle Akdeniz'deki kara sularını geriye çektirmeye çalıştığımız Yunanistan bir hamleyle Ege Denizi'ni Yunan Denizi haline getirme adımını atmış olacak. Hem de bunun Türkiye tarafından uzun yıllar önce savaş sebebi olarak ilan edildiğini bile bile. Bile bile çünkü savaş sebebi olduğunu bildiği için Atina Ege'de böyle bir adım atmaktan kaçınmaktaydı. Katimerini'nin manşet haberinde Ege'deki mil arttırımının Türkiye tarafından savaş sebebi olarak ilan edildiği ayrıntısı da yer alıyor zaten. Tüylerimi diken diken eden savaş sözcüğü birkaç gündür bolca kullanılıyor gazetede. Yenilsek de kazanan biz oluruz hava hakim. Gazetenin bugünkü Nikos Konstantaras imzalı başyazısı ise Türkiye'nin savaş çıkartma ihtimalinin Atina'da ciddiye alındığını düşündürüyor. Hadi diyelim savaş çıktı tarzında ve her birinde Türkiye'nin kaybedeceği senaryolara yer verilmiş başyazı da. Başlığı da şu. Tehditleri bülefe döndürmek. Ne olacak? Tahmin edebileceğiniz gibi şu aşamada ne olabileceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ancak okumalarımdan bir yanlışlığa doğru itilmek istendiğimizi hissediyorum. Son 150 yılda tarafı olduğumuz bütün savaşlar aleyhimize sonuçlanmıştır demiştim bu yazının girişinde. O savaşların hepsine itilerek, sürüklenerek girdiğimizi de unutamıyorum. Akılcı ve serin kanlı olmak esas bizim için gerekli.